Kafirlerin dedi. Onlar bunları tekfir etti, bunlar onları tekfir etti dedi. Şimdi Sayın Bakanımız burada bize haksızlık yapmış oldu. Çünkü biz tekfir etmeyiz. Her şeriatçı eşittir Müslüman, her Müslüman eşittir şeriatçıdır. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi kafirdir. Bak aynısını söylüyorum, hiç şüphe etmeyin. Ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar, hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Az önce tekfir ettiniz selefileri siz. Nasıl tekfir ettim? Zındık kafir Kabe dediniz. İmamını. Zındık diyordum, zındık. Kafir şimdi dediniz. Zındık biraz yolsuz manasına geldi. Yani. Kafir dediniz, zındık kafir. Yok, hayır. Kur'an'la sabit. Be zındık kafir. Kur'an diyor ki evvelil haşr. Haşr suresi, levezzellan olduğu haşr suresi, Nazır oğullarının sürmülmesini Kur'an şöyle, sürdürdü hocam, diyor Allah. Orada tekfir etti. Ya Allah'ın sürdürdü. Hocam yani, orada Abdullah Sudeysi biliyorsunuz etti. Abdullah Sudeysi. Bu kendini İslam'a nispet eden bu ümmet dinini böyle adamlara havale ediyorsa vay bu insanların haline ki bu adam zaten biraz önce bahsettiğim gibi Yahudilerde peygamberleri öldürmek isteyen veya öldüren baş hahamlardan hiçbir farkı yok. Aynısı, hiçbir farkı yok. Evet, örnek vereyim konuyla alakalı. Bu adam aynı sahnenin içinde tekfir ediyor. Bir dakika sonra veya bir dakika önce biz tekfirci değiliz diyor. Yani düşünün aynı sahnenin içinde milyonların gözünün içine baka baka adam yalan söylüyor. Adam biz tekfirci değiliz diyor. Bir dakika sonra bunlar tekfircidir, zındıktır diyor. Kendisi tekfir ediyor. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü bu adam yalancı ve düzenbazın teki ve bu adam kendisi zaten tekfir ediyor. Kendisi de aslında bir tekfirci. Zaten hemen aynı sahnenin içinde ben tekfirci değilim, işte ben öyle bir şey demedim diyerek de kendi kendini yalanlıyor. Allah'tan görüntü var yani. Görüntü olmasa adam onu da inkar edecek. Çünkü bu adam yalancılığı kendisine alışkanlık edinmiş bir adam. Bu adam aynı şeyleri, aynı sözleri bir dakika önce söyleyip bir dakika sonra inkar eden bir şahıs. Ve şunu da söylemek istiyorum ki bilindiği gibi Hanefi mezhebinde tekfir vardır. Yani Hanefi mezhebinde birçok büyük imamın tekfir konusunda kitapları vardır. İmam Ebu Hanife'nin yine aynı şekilde tekfirle alakalı birçok görüşü vardır. Yani İslam'da tekfir olmadan zaten o İslam, İslam olmaz yani. Bunu herkes biliyor yani. Ve bugüne kadar da hiç kimse de şunu dememiştir bu baş haham dışında. Dememiştir ki ya kardeşim işte İslam'da öyle bir tekfir mekfir yoktur dememiştir yani. Mesela kendisi dışında İsmail Ağa'ya bakın, o cemaate müntesip olan insanlara bakın. Onlar kendileri dışındaki laikleri, demokrasiyi benimseyen herkesi tekfir ediyorlar. Yani laikliği benimseyen kim varsa, demokrasiyi benimseyen kim varsa bunu açık sözlerle ifade ederse bunun küfür olduğunu, bunun insanı kafir edeceğini söylemişlerdir. Ve bunu her yerde duyarsınız. Şu örneği vereyim daha iyi anlaşılsın. Onların mesela kendi okuttukları Bedir Yayın Evi'nin çıkardığı Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin bir kitabı var. Bu adam normalde Hanefi mezhebine müntesip bir adam. Nakşibendi tarikatına da üye. Buna rağmen adam itikat risalesi yapmış, itikat kitabı yapmış. Bu zındıklar da kitabın başına sapık fırkaları koymuş. Tabii başından sonuna kadar bakın işte kendileri doldurmuşlar yani bu adamdan bağımsız bir şekilde doldurmuşlar. İşte Vahabiler, Selefiler, kaderi inkar edenler, hadis inkarcıları, mealciler diye hepsini bir araya koymuşlar ki öncesinde okuyucu ne yapsın? Bunları bilsin, ona göre hareket etsin. Ve ondan sonraki satırları şeyden bahseder. Elfaz-ı küfür ve benzeri meselelerden bahseder. Yani bunu niye örnek veriyorum? Bunu şundan dolayı örnek veriyorum. Yani bu adamlarda da tekfir vardır. Bu adamlarda tekfircilik vardır, yoktur değil. Yani kendilerine göre birilerini mutlaka onlar da tekfir ediyorlardır. Bu konuda onların sayılmayacak kadar şeyleri vardır. Hani vaazları, kitapları vardır. Ve onlara sormak istiyorum. Mesela madem ki tekfircilik terörle aynı kefede görülüyor,
Madem ki tekfircilik teröristliktir. O zaman biz de deriz kardeşim, siz Türkiye'deki Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmiyor musunuz? Ateistleri tekfir etmiyor musunuz? PKK'nın ideolojisini kabul edenleri tekfir etmiyor musunuz? Yoksa siz bunlara Müslüman mı diyorsunuz? Diye sorarız. Ancak el cevap, bunlar diyeceklerdir ki hayır, bunlar Müslüman değillerdir. Çünkü ne var? Çünkü Yahudiler kafirdir, Hristiyanlar kafirdir, ateistler kafirdir. İşte PKK'nın ideolojisini benimseyenler kafirdir. Velhasıl kelam, hepsine ne diyeceklerdir? Bunlar kafirdir diyecek. O zaman da biz de deriz ki kardeşim, siz de tekfirci oldunuz. Daha kötüsü harici oldunuz. Hele hele sizin dediğiniz gibi siz de terörist oldunuz. Öyle mi diyeceğiz? Hayır kardeşim, böyle değil işte. Böyle değil. Yani siz de biliyorsunuz ki herkesin mutlaka kendi dışında tekfir ettiği bir görüş vardır. Evet, gerek hak gerek batıl. Ancak Allah Azze ve Celle kıyamet günü aramızda hükmedecek. Yani kim haksızlık ettiyse birine, ona göre ona cezasını verecektir. Veya hakka isabet ettiyse ilimle beraber, tabi cehaletle değil, ne yapacaktır? Onun mükafatını aynı şekilde verecektir. Dolayısıyla her biri birini bu konuda tekfir ediyordur. Yakın zamanda örnek verecek olursak, mesela sizin de bildiğiniz gibi Ebubekir Sifil denilen bu şahıs, bu cenahın beğendiği, takip ettiği bir adam. Ne yaptı bu adam? Yılmaz Özdil'i tekfir etti. Kendisi için ne dedi? Bu adamların cesetleri camilere gelmesin dedi. Ne demek? Yani bu adamlar zaten Müslüman değil ki. Camiye gelip onları yıkamasınlar, üzerlerine namaz kılmasınlar dedi. Bu adam ne yaptı şimdi? Tekfir etti. Tekfir etti yani. Veya mesela bunların yine beğendiği, takip ettiği Timurtaş Uçar dediğimiz şahıs. Bu adam da kendi zamanındaki laikleri, cumhuriyetçileri, kemalistleri tekfir etti. Hatta açık açık söylüyor. Mesela Nazım Hikmet'in kafir olduğunu söylüyor. Bununla beraber Deniz Gezmiş'in kafir olduğunu söylüyor. Veya bunu benimseyen, sürekli namaz kılan ama ben laiyim, ben cumhuriyetçiyim diyen insanları dahi tekfir ediyor. Konuşmaları var. Ne diyeceğiz bu adama şimdi? Bu adama hayır, bu adam işte tekfircidir, haricidir, teröristtir mi diyeceksiniz? Onu mu söyleyeceğiz yani? Yakın zamanda yine Mustafa Öztürk'ü söylediği bir sözden dolayı veya bazı görüşlerinden dolayı aforoz ettiler. Yani tekfir ettiler. Yani haklı olarak tabii tekfir ettiler ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki evet, siz bu adamı tekfir ettiniz. Demek ki sizin de tekfir ettiğiniz bazı insanlar varmış yani. Varmış. Onun için herkese tekfirci demeyi bırakın. Onu bunu geçin. Sizin çok beğendiğiniz o devlet başkanlarınız, buna beraber parti başkanlarınız, bu gerek A parti, B parti, C parti fark etmez. Bu ülkeyi yönetenler, parti başkanları birbirlerine imansızlıkla suçluyorlar. O diyor ki sen imansızsın. O diyor ki hayır, sen imansızsın. İmanın varsa şöyle yaparsın, imanın varsa böyle yaparsın diyerek birbirlerini tekfir ediyorlar. İşte bunun ismi tekfir. Ve bunlar birbirlerini tekfir ediyorlar. Demek ki layık olan düzenlerde insanlar bazen birbirlerinin inançlarını doğru bulmayabilir. Ve zaten bugün bu ülkenin içinde yaşayan veya başka ülkelerde Yahudi Hristiyanlar da seni beni tekfir ediyor. Yani bizi kendi dışında bir görüş, kendi dışında bir din olarak gördükleri için işte bunun ismi tekfirdir. Ve bunların hiçbir fitneye sebep olmuyor. Yahudisi seni tekfir ediyor, fitneye sebep olmuyor. Hristiyanı tekfir ediyor, fitneye sebep olmuyor. Sizler birbirinizi tekfir ediyorsunuz, fitneye sebep olmuyor da. Yani muahid adamın söylediği, hayır kardeşim senin bu yaptığın yanlıştır, şirktir, sen böyle ölürsen cehenneme gidersin demesi mi sizin mantığınıza göre fitneye sebep olacak? Vallahi bu nedir? Bu baş hahamın insanları galyana getirmesi için tamamen bir iftira